Tahir hocamızla ilgili 77-80'li aralarda sizin hatıralarınız var. Buyurun, söz sizde hocam. İsterseniz önce şuradan başlayalım. Buyurun. Ben şuna inanıyorum, bunu paylaşmak isterim sizinle hocam, ve seyircilerimizle. Ben bir vaazında hocamızın şunu duymuştum, Camus Sair'den de rivayet ederek, naklederek. Ömrünü emri bil maruf, nehyanil münkerle geçiren kimse, yatağında ölse bile şehittir. Eyvallah. Şehit olarak ölmüştür diye bir hadis rivayet ettiğini duymuştum ben hocamızdan. Suyuti'nin Camus Sagir'inden. Bizzat Tahir hocamızdan duymuştum. Bizzat kendisinden duymuştum ben bunu. Ben bu sebeple hocamız hakikaten bütün ömrünü emri bil maruf nehyani münkerle geçirmiştir. Yani şunu söylediğini yine kendinden duyduğumu hatırlıyorum. İşte nebatat, bitkiler ayağından sulanır. Efendim insanlar da kulağından sulanır. Bu sebeple sürekli, hatta askerde bile molalarda, aralarda ben kendisinden işte 48 yıl diye duydum bir vaazında, belki ondan sonra da devam etmiş olabilir, yaklaşık yarım asır, yani 50 yıl Hoca Efendi Kapı Camii kürsüsünden, hatta şunu dediğini biliyorum, işte bir buçuk yıl belki de Burdur'da oldum ama o zaman da Konya'yı hiç bırakmadan, yani Konya'da, çarşıda, pazarda, efendim zindanda, her yerde bir güzellik olsun. Yani İslam'ın hakikaten şunu söylerdi her zaman, bir elde Kur'an meşale, sağ elde sapasağlam Kur'an, sapasağlam yapışmış, çünkü havlu metindir Kur'an, sol elde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, hangi kavim ki, hangi şehir ki, hangi belde ki, bir elinde Kur'an'a, sağ elinde Kur'an'ı meşale, sol elinde Resulullah'ın sünnetini meşale olarak sımsıkı sarıldığı zaman, aydınlık bir yolda, zindanında da, çarşısında da, hanesinde de bereket olur, saadet olur diye hocamız, şakavet olmaz, cinayet olmaz diye çok bunun için gayret etmiştir. Hep emri bil maruf nehyanil münker için gayret etmiştir. Ve şunun için gayret etmiştir. Ben bunu da biliyorum. İyi günlerin geleceğini, İslam'a yeniden dönüş zamanı olduğunu, hakikaten çok iyi günler göreceğimizi, belki kendisinin yetişemeyeceğini ama bizim yetişeceğimizi de müjdeleyerek, evet, iyi günleri, güzel günleri müjdeleyerek, bereketli günleri, yani kurt ile kuzunun yan yana yaşadığı o güzel günlere doğru yaklaştığımızı, yakın olduğumuzu da hep bize müjdeleyerek, bazen Kapı Camii'nin muhterem cemaati diyerek, bazen belki var idi belki yok idi ama gençler diyerek, gençler. Hakikaten şunu söyleyerek, milyonlarca genç var. Bugün Ayasofya'yı açacak. Bugün hakikaten sabaha kadar secdede olacak milyonlarca gencin olmasında, oluşmasında ben Tahir Hoca'nın büyük emeği olduğunu biliyorum. Bir aşkı, bir muhabbeti, bir heyecanı olduğunu o biliyorum. Yani bunu bizzat yaşadığımı biliyorum ve şunu da biliyorum, şunu da burada sizinle paylaşmak isterim. Uzatıyor muyum bilmiyorum ama hocam, dinliyorum, şunu da paylaşmak isterim. Hakikaten pek çok insanın günahlarından Tahir hocamızın vaazı vesilesiyle tevbekar olduğunu biliyorum. Yani benim duyduklarım, benim bildiklerim var. Konya için gerçekten bir şeref. Ben şunu da biliyorum, bunu da paylaşmak isterim sizinle. Bazen Kapı Camii kürsüsünde vaaz ettiğim zaman, işte en son şeyden sonra, öğlen namazının kılınmasından sonra ya da cuma namazının kılınmasından sonra çantamı ve kitaplarımı toplarken şu tür insanların geldiğini hep görürüm. İşte ben Tokat'tan geliyorum, Amasya'dan geliyorum, ben Erzurum'dan geliyorum. Hocamızın vaaz ettiği kürsü burası mı diye, bu kürsü mü diye gelip dokunanları, gelip soranları hatırlıyorum. Hakikaten sadece belki de işte hocamızın vaaz ettiği kürsüyü görmek için insanların yolculuk yaptığını, Erzurum'dan geldiklerini, efendim Van'dan ya da Amasya'dan ya da Tokat'tan, mesela Tokat'ı hatırlıyorum, geldiklerine bizzat vaazlarımdan sonra şahit olduğumu da burada
paylaşmak isterim. Bu bizim için, şehrimiz için bir şeydir, büyük bir şereftir. Kesinlikle. Kesinlikle, gerçekten. Bu sebeple bunu paylaşmak istedim ve hakikaten hocamızın emri bil maruf nehyanil münker yaparak büyük bir gayretle ömrü boyunca yıllarca bu sebeple şehadet üzerine öldüğünü, şehit olarak öldüğünü Resulullah Efendimizin hadisiyle, hadisin de istişat, şahit getirerek burada paylaşmak istiyorum. Bugünün en güzel taraflarından bir tanesiydi hocam bu haber. Çok teşekkür ediyorum. Paylaşmak istiyorum. Allah razı olsun. Bir de şunu söylemiştim ben. İşte bu 80 öncesi Akıncılar Başkanı'ydım dedim. İsterseniz bu bölümü de lütfen kısaca zikredeyim. Geçen Seyit Mehmet Buğa'yla, Seyit abiyle konuşurken şöyle bir şey demişti. Biz hocamız İsmail Kaya'yla, rahmetli İsmail Kaya'yla, işte beni hocam sürekli Tahir Hoca'ya götürürdü. O zaman gitmek de zordu. Tarlaların içinden, doğru dürüst yol da yoktu, dikenlerin içinden giderdik dedi. Evet. Ben hakikaten İsmail Hoca benim de hocamdır. Ben hatta bir İsmail Kaya vakfıyla da bir şeyim var. Evet. Şöyle bir şey, hocamız biz de yetiştiğimiz zaman bizi daima Tahir Hoca'ya götürürdü. Sürekli. Bu sebeple biz kendisini çok ziyaret edip belki bir miktar rahle-i terrisinde bulunamadık ama şöyle bir şey hatırlıyorum. Mesela bana bir umre dönüşünde bir Celaleyn tefsiri hediye etmişti. O zaman öğrenciydim. Okutabileceğimi de hiç tahmin etmemiştim ama daha sonra Allah lütfetti, nasip etti. Senelerce hocamın hediye etmiş olduğu Celaleyn tefsirini güzelce de ciltletmek suretiyle okuttum. Yani bir umre dönüşü hoş geldin diye gitmiştik. Ben şunu biliyorum, gençliğin yetişmesinde o dönemde çok büyük gayretler etmiştir. Akıncılarla çok büyük temaslarda bulunmuştur, yardımcı olmuştur, dualar etmiştir, yönlendirmiştir, telkinatta bulunmuştur. Hakikaten onun heyecanı bize, onun imani neşvesi, neşesi, efendim sevinci, hani şöyle demek daha doğru olur, yine Resulullah Efendimizin o cevami-ül kelim olan halavetül iman dediğimiz iman tadı. Evet. Hocamızla her zaman biz hissederdik. Evet. Onda görürdük biz. Evet. Bu sebeple ben şöyle bir mecliste de bulunmuştum. 76 ya da 77'nin başları olabilir. Rahmetli Necip Fazıl buraya bir konferansa gelmişti. Konferanstan sonra Tahir Hoca'nın evinde bir meclis oluştu. Ben orada hakikaten nasıl Koca Akif diyerek Mehmet Akif'e olan hürmetini, saygısını görmüştüm. Necip Fazıl'a olan hürmetini ve saygısını da, evet, edebini de görmüştüm ben. Yani orada mesela bu korkma, zaman zaman Necip Fazıl'ın Akif'i eleştirmelerinde yani nasıl böyle nezaketle, zerafetle savunduğunu bizzat meclisinde bularak da yaşamıştım. Bu benim için de hakikaten aklımda kalan, unutamadığım bir hatıradır. Bunu da burada paylaşmak istedim. Eyvallah. Daha doğrusu. Eyvallah. Ve hocamızın da şehadet üzere, şehit olarak öldüğüne, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisini de şahit getirerek, ki bütün Konya buna şahittir, bütün insanlık buna şahittir. Kesinlikle. Hep emri bil marufla, nehyanil münkerle, ömrünü aşkla, şevkle, bir çağlayan gibi çağıltıyla yaşadı ve tamamladı. Bu sebeple buna da şahitlik ediyoruz. Eyvallah. Şimdi hocam, vaktimiz sona erdi. Erdi mi? Hitam-ı Misk kabilinden. Evet. Ve aynı zamanda da Tahir hocamızın vaazlarının böyle bir bitişi de vardır. Meşhurdur da o bitiş. Evet. Bir vaiz olarak sizden böyle de bir istirhamda, ricada bulunsak acaba mümkün olur mu? Gayret edeyim. Eyvallah belki hocam. Belki tam olarak beceremem ama. Estağfurullah. Şimdi şöyle demek lazım, şöyle bitirmek, hem de bu bitirişimizle, bu husn-ı hatimeyle hocamıza da dua ederek. İnşallah. Onun duasıyla, onun lisanıyla dua ederek bitirmek istiyorum. Bilmiyorum becerebilecek miyim ama şunu şöyle demek lazım. Son söz olarak derdi ki sallu ala Resulina Muhammed. Efendim buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek, efendim sonra şöyle devam ederek hakkı hak bilip
Hakka ittiba, batılı batıl bilip batıldan içtinap eyleyen, eden kullarından eyle ya Rabbi der. Ve sonra şöyle der idi: şeriatı karrayı Ahmediyeyi Mustafaviyeyi efendim Muhammediyeyi Mustafaviyeye temessük, yani bizim belki de kullanmakta zorlandığımız ama bildiğimiz ve anladığımız sözler ve ittibamızı yevmen fe yevmen müzdat eyle. Evet. Diye. Yani evet. Gün be gün artıra evet. Diye Cenab-ı Hakk'a dua eder idi. Biz de hocamıza böyle dua ediyoruz. Sonra şöyle cümlemize, arz üzerinde bulunan bütün inanmış insanlara, Müslüman kardeşlerimize cennet ve nimet, cennet ve nimet. Sonra şu tabir çok güzel. Aksal gayemiz olan, aksal, son, nihai gaye. Evet. Nedir nihai gaye? Cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyleye. Cenab-ı Hak hakikaten hocamıza cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eylesin. Amin. Hocamızın duasıyla, hocamızın lisanıyla dua ediyoruz. Sonra derdi ki: Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha derdi. Biz de Fatiha ile, dua ile hocamızı rahmetle anıyoruz. Hocam, Allah mekanını cennet eylesin. Amin. Ağzınıza, dilinize, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, bugün sabah itibariyle başlamış olduğumuz özel yayınımız Tahir Büyükkörükçü hocamızın 86 yıllık Muhabbetullah ve Muhabbeti Resulullah ile bezenmiş 86 yıllık ömrün hüsnü hatimesini yaptığı bugün de özel yayınımıza şimdi burada ara veriyoruz. Haber bültenimiz için haber merkezimize birazdan bağlanacağız ve sonrasında akşam yine devam edecek yayın akışımız. Tekrar hocamıza, hocamızın, Ahmet hocamızın duasıyla, cemali ilahiye ile Rabbimizin kendisine ikram eylemesi duasını ederek ve bizi de cennette hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde arşın gölgesi altında hocamızla buluşturması için Rabbimize iltica ederek, yalvararak sizlere veda ediyoruz efendim. Tekrar görüşmek ümidiyle.